16 Kasım 1995 Perşembe günü model olarak gelecek vadeden bir kadın olan Linda Sobek, serbest çalışan bir fotoğrafçıdan kendisine fotoğraf çekimi için iş teklif eden bir telefon aldı. Zaten etkileyici olan özgeçmişine ekleme yapma şansını asla geri çevirmeyen biri olan Linda, kendisine yeni bir tecrübe daha katmak amacıyla teklif edilen işi seve seve kabul etmişti. Zirveye ulaşma hayalleriyle yanıp tutuşan Linda, bu görüşmeye gitmeden önce kendi temel kuralını çiğnemişti. Bu kural her ne olursa olsun gideceği yeri mutlaka birilerine bildirerek haberdar olmalarını sağlayıp güvenliği temin etmekti. Ancak Linda o gün bu kurala uymamıştı ve maalesef ki bu tedbirsizlik kendisi için çok kötü şeylere sebep olacaktı. ...9 Temmuz 1968 yılında doğan Linda, henüz 27 yaşında olmasına rağmen birçok insanın hayalini kurduğu hayatı yaşamaya başlamıştı. Henüz gençliğinde Amerikan futbol takımı olan Los Angeles Riders'ta amigo olarak şov dünyasına adım atan Linda, aynı zamanda mankenlik içinde küçük çaplı girişimler yapmaya başlamıştı ve 27 yaşına geldiğinde tam 9 yıllık bir modellik tecrübesi bulunuyordu. Linda modellik kariyerinde tecrübe sahibi olmasına rağmen podyumda büyük markaları temsil etmenin o kadar da kolay olmayacağının farkındaydı. Bu yüzden serbest olarak çekimlere katılıyor ve ekstra işler yapmaya çalışıyordu. 16 Kasım 1995 günü Linda'nın telefonu yine bu tarz bir iş için çalmaya başlamıştı. Linda çekim işini kabul etmişti. Ancak normal şartlarda sürekli gittiği yerleri en iyi arkadaşı olarak gördüğü annesine bildiren Linda, bu sefer annesine haber vermemişti. Linda aslında modellik yaparken bazı ufak rol denemeleri de katılmak için ajanslara da başvuruyordu. Başvurduğu işlerden bir tanesi de o günün en popüler sitcom dizilerinden bir tanesi olan Married with Children adındaki komedi dizisiydi. Dizinin seçmeleri de yine 16 Kasım Perşembe günü gerçekleşecekti. Ancak Linda telefonla gelen işin kolay ve çabuk bir iş olduğunu düşünerek arta kalan zamanda seçmelere katılabileceğini düşünüyordu. Çünkü arayan kişiyle daha önce de birkaç kez olaysız bir şekilde çalışmıştı. Belki de annesine de yine bu sebepten dolayı haber vermedi. Günün sorunsuz geçeceğinden emin olan Linda aracına atlayarak yerel bir zincir restoranda kararlaştırılan buluşma noktasına varmak üzere yola koyuldu. Linda'nın annesi Elaine kızının dizi seçmelerine kaydolduğundan haberdardı. Ancak öğleden sonra olmasına ve seçme saatlerinin yaklaşmasına rağmen Linda'dan haber alamıyordu. Elaine içgüdüsel olarak bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlamıştı ve nihayet seçme saatleri de gelince Elaine kızının başına kesin olarak kötü bir şey geldiğini anladı ve Linda'yı aramaya başladı. Etrafı aramaya başlayan Elaine kızının birlikte çalıştığı arkadaşlarını ve ajansları sorgulayarak bir bilgi edinmeye çalışıyordu. Ancak kimsenin bu gizemli model çekiminden haberdar olmaması Elaine'yi daha çok tedirgin ediyordu. Son çare olarak polise kayıp ihbarında bulunan Elaine kızından haber alabilme umuduyla beklemeye başlamıştı. İki gün sonra Linda'nın Hermosa Beach'te bulunan evinden bir saatten fazla uzaklıkta olan Angeles Ulusal Ormanı'ndaki orman bakım ekibinin bir üyesi bir çöp tenekesini boşaltırken çöp tenekelerinden bir tanesinin içinde güzel sarışın kadın fotoğrafları bulmuştu. Çeşitli model pozlarını bulunduran bu fotoğraflar oldukça kaliteli duruyordu ve görüntünün yüksek kalitesi karşısında şaşkına dönen işçi adam bu fotoğrafların çöpe gitmesini doğru bulmadı ve fotoğrafları çöpe atmak yerine sırt çantasına koyarak işine devam etmişti. Pazartesi akşamı fotoğrafları toplayan işçi adam hafta sonu evde dinlendiği sırada televizyonda kaybolduğu bildirilen genç bir kadınla ilgili haberlere denk gelmişti. Televizyonda gördüğü bu kayıp kadın adamı oldukça şaşırtmıştı. Çünkü çöpte bulduğu fotoğraflardaki kadınla kayıp kadın aynı kişiydi. İşçi adam soruşturma için yararlı olabilecek bilgilere sahip olabileceğini fark ederek ihbar hattını aradı ve onlara çöp kutusunda bulduğu fotoğraflardan bahsetmeye başladı. Yetkililer fotoğraflardaki kadının Linda olduğunu doğrulasalar da Linda'nın Angeles Ulusal Ormanı'nda kaybolduğunu düşünmek tam olarak hiçbir şeyi çözüme kavuşturmayacaktı. Çünkü bu orman o kadar büyüktü ki 700 bin dönümlük bir araziden oluşuyordu ve böyle bir yerde bir kayıp vakasını araştırmak neredeyse tam olarak
olarak samanlıkta iğne aramaya eşdeğer bir durum olarak gözüküyordu. Ancak yine de bu sırada beklenmeyen bir olay daha gerçekleşti. Polis işçi adamın bulduğu eşyaları karıştırırken aralarında Lexus marka spor bir arazi aracı için kira sözleşmesi barındıran bir evrak bulmuşlardı. Böylece Linda'nın gizemli kayboluşuna dair karanlık giderek aydınlanmaya başlayacaktı. Polisler belgedeki imzanın Linda'ya ait olmadığını doğruladıktan sonra imzanın sahibi olan kişiyi bulmuşlardı. İmza 38 yaşındaki Charles Rathbun adındaki bir adama aitti. Ancak yine şaşırtıcı bir tesadüf eseri polisler bu değerli bilgiyi işlerken Charles Rathbun da dedektiflerle temasa geçti ve Linda ile kaybolduğu günün sabahında bir zincir restoranda buluştuklarını söyledi. Restoranda iş hakkında konuştuklarını ve Linda'ya çektiği fotoğrafların portföyünü gösterdiğini söyleyerek etkileşimin tamamen iş amaçlı olduğunu savundu. Sonrasında ise aynı anda mekandan çıktıklarını ancak araçlarına bindikten sonra ayrı yollara gittiklerini iddia etti. Ve bu andan sonra Linda'yı bir daha görmediği konusunda kararlıydı. Polisler Charles'a neden araba kiraladığını sorduklarında Charles bir dergi çekimi için bir iş aldığını ve arabayı bu nedenle kiraladığını savundu. Ancak polisler arabanın kira sözleşmesinin Linda'nın eşyalarının arasında olmasından da şüphelendiği için sözleşmenin neden kendisinde değil de Linda'da olduğunu sordular. Charles bu sefer muhtemelen iş görüşmesi yaptıkları sırada portföy paylaşımı yaparken Linda'nın sözleşmeyi yanlışlıkla kendi eşyalarının arasına karıştırmış olabileceğini söyledi. Ancak polisler yine de cevaptan tam olarak tatmin olmadı. Çünkü olay bu şekilde gerçekleşmiş olsa bile Linda'nın eşyalarını çöp kutusuna atması hiç mantıklı gelmiyordu. Yine de polis Charles'ın ifadesini aldıktan sonra serbest bırakmaya karar verdi. Polis Charles'ı serbest bıraksa da kiralanan aracın peşini bırakmadı. Aracı kiralayan firmayla temasa geçen polis, SUV modelinde olan arazi aracını incelemeye başladı. Araba gayet temizdi ve içi dışı yıkanmış bir şekilde gözükmesine rağmen polisler arka koltukta kan lekesi gibi görünen bazı şeyler fark ettiler. Ancak bu lekelerin tam olarak ne olduğunu anlamak için luminol kullanarak arabanın içini tekrardan gözden geçirdiler. Polisler gözlemlerinde haklıydı. Arabanın içine gerçekten kan lekesi bulunuyordu. Daha fazla test yapmaya başlayan polisler kan izlerinin bir insana ait olduğu sonucuna vardılar. Aynı zamanda eşya saklama bölmesinde tıkıştırılmış bir araba örtüsü de bulan polis, örtünün üzerinde yine kan ve tükürük izleri tespit etti. Polisin bulduğu kanıtların ardından gözler tekrardan Charles'a dikildi. Ancak Charles bu sefer polislere anlattığı hikayeyi değiştirmeye karar verdi. Charles sorgu sırasında biraz düşündükten sonra Linda ile o günün ilerleyen saatlerinde birlikte vakit geçirdiklerini hatırladığını söylemişti. Mekandan ayrıldıktan sonra araçlarına bindiklerini söyleyen Charles, arabanın direksiyonundayken Linda'ya kiraladığı arazi aracının direksiyonunda bir kadının daha güzel gözükeceğini ve zamanı varsa Linda ile bazı fotoğraf denemeleri yapmak istediğini söylemişti. Linda, Charles'ı kırmayarak teklifi kabul etmiş ve beraber Hermoso sahiline doğru yol almışlardı. Charles'ın aracına binerek uzun bir yolculuğa çıkan Linda, çekim için seçilen yerin hiçliğin ortasında kurumuş bir nehir yatağı olduğunu gördü. Charles'ın ifadesine göre kendisi çekim ekipmanlarını kurduktan sonra Linda'ya aracı nasıl kullanacağını göstermek istemişti. Bu yüzden direksiyona geçerek arabayla daireler çizmeye başlayan Charles, Linda'nın da arabayı bu şekilde kullanması gerektiğini ve fotoğrafları bu şekilde çekmek istediğini söylemişti. Ancak Charles arabayla daireler çizerken 2 ton ağırlığındaki aracın bir anda dengesini kaybettiğini ve yanlışlıkla Linda'ya çarptığını söylemişti. Yaşadığı şokla arabadan dışarı çıktığını söyleyen Charles, Linda'nın çarpma anında öldüğünü belirtti ve sonrasında cesedi ise Angelus ormanına götürerek bir mezara gömdüğünü söyledi. Polisler bu uzun hikayeyi dinleseler de yine de olay inandırıcı gelmiyordu. Çünkü arabayı kontrol eden polisler arabada çarpmaya dair herhangi bir iz bulamadılar. Bu da kaza hikayesinin ihtimalini düşürüyordu. Müfettişler daha fazla dayanamayarak Charles'a oyun oynama zamanının sona erdiğini ve cesedin nereye gömdüğünü kendilerine göstermesini istemişlerdi. Müfettişlerle yola çıkan Charles iddia ettiği bölgeye geldiklerinde kafası karışmış ve cesedi bulamıyormuş gibi bir tavır sergiliyordu. Birkaç
Birkaç saat boyunca polisleri bu şekilde oyalayarak belli yerleri kontrol ettiren Charles, polislerin sabrını iyice tüketmişti. Ancak artık bir kaçış yolunun olmadığını fark eden Charles, nihayet Linda'nın cesedini gömdüğü yeri tarif etmeye karar verdi. Ve kayboluşundan 8 gün sonra Linda cesediyle birlikte bulunmuştu. Linda bulunduğu zaman hala yaşıyormuş gibi tazeydi. Doğa şartları cesedini gayet iyi korumuştu. Ancak otopsi sonucunda Linda'nın ölümüne dair muazzam bir bilgi ortaya çıkacaktı. Öncelikle Linda kaza sebebiyle ölmemişti. Yani Charles'ın iddia ettiği hikaye gerçekten yalandı. Linda'nın akciğerleri ve gözleri kanla dolmuştu. Yani boğularak öldürülmüştü. Aynı zamanda vücudunda çok yüksek derecede alkol bulundu. Otopsi sonucunda çıkan rapor sonrasında olay iyice aydınlanmıştı. Charles Linda'yı arabanın arka tarafında zorla alıkoymuştu ve ona işkence etmişti. Tecavüz belirtilerinin yanı sıra sodomize gibi insanlık dışı bir eylemde bulunmuştu. Polis otopsi sonucu sonrası Charles'ın evini aramaya başladı ve yine çok şaşırtıcı detaylarla karşılaştılar. Charles gerçekten psikopat ruhlu biriydi ve evinde 200 adet civarında bir silah koleksiyonu bulunuyordu. Ancak işin daha kötü kısmı ise silahlardan birini incelemeye başlayan polis, silahın namlusunda bazı kurumuş kan lekeleri olduğunu gördü. Charles Linda'yı sodomize etmek için bu silahı kullanmıştı. Ancak hala olayın cinayet olmadığını savunuyordu ve Linda'nın sarhoş olduğunu söyleyerek kendisiyle cinsel ilişkiye rıza dahilinde girdiğini söylemişti. Hatta mahkemeye bunu kanıtlamak için yepyeni bir delil sunmuştu. Olay günü Linda ile rıza dahilinde ilişkiye girdiğini kanıtlayan fotoğraflar olduğunu söyleyen Charles, bu fotoğrafları mahkemeye getirmesi için kardeşine bir harita çizerek fotoğrafların yerini tarif etmişti. Mahkemede incelenen fotoğraflar oldukça rahatsız edici gözüküyordu. Ancak Charles bu fotoğrafların savunma yerine geçebileceğini düşünerek umutlanıyordu. Yine de kaçırdığı birçok şey vardı. Öncelikle mahkemede incelenen fotoğraflarda Linda zorla poz veriyormuş gibi duruyordu ve fotoğrafların çoğu bozuk. Aynı zamanda Linda'nın çorabında bir yırtık izi vardı ve modellik çekiminde yırtık bir çorap istenecek en son şeydi. Elbise ise her fotoğrafta daha farklı duruyor gibiydi. Yani fotoğraflar neredeyse çift pozlama yapılarak üstünde oynanmış resimlerden ibaretti. Mahkeme emin olmak için fotoğrafları adli tıbba gönderdiğinde daha fazla detay ortaya çıkmıştı. Fotoğraflarda bulunan arabayla Linda'nın kanının bulunduğu araba aynı değildi ve plakası farklıydı. Aynı zamanda Linda'nın eli neredeyse bir erkek elini andırıyordu. Sonuç olarak adli tıptan çıkan sonuca göre de fotoğraflar o güne ve Linda'ya ait değildi. Charles'ın kardeşleri fotoğraflarla oynamıştı ve bu şekilde mahkemeyi kandırmaya çalıştılar. Ancak sonuç başarısız oldu ve Charles ömür boyu hapis cezasına çarptırılarak mahkum edildi. Aile kardeşi Robert'ın da delilleri tahrif etme suçundan dolayı yargılanmasını istese de bu konuda kesin bir iddia bulamadım. Ancak Charles mahkum edildikten sonra Linda'nın bulunduğu yerin yakınında başka bir ceset daha bulunmuştur. Aynı zamanda fotoğraf çekimi için kandırılarak öldürülen farklı cinayetlerde yine Charles'dan şüphelenilse de kendisi cinayetleri asla üstlenmemiştir. Yine de seri katil olduğu şüphesi hala devam etse de öldürdüğü kişilerin sayısı kendisiyle birlikte sır olup kaybolacaktır. Charles şu an 65 yaşında ve hala tutuklu olarak cezasını çekmeye devam etmektedir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda ve hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.